İnsan ne gibi bir buluş yapabilir? Bir zamanlar şair olmak için uğraşan bir genç adam vardı. Paskalya yortusuna kadar çalışmalarını bitirip evlenmek, sonra da şiir yazarak ailesini geçindirmek istiyordu. Şiir yazmanın bir buluş yapmaktan başka bir şey olmadığını da biliyordu. Ama yeni bir şey bulmak olanaksızdı. Çok geç doğmuştu o genç adam. O, daha dünyaya gelmeden bütün buluşlar yapılmış, her şey anlatılmış, her şey yazılmıştı. Genç adam, 1000 yıl önce doğan insanlar ne mutluymuş diyordu. Kolayca ölümsüzlüğe erebilmişler. 100 yıl önce doğanlar bile çok mutluymuş. Çünkü o zaman da şiiri yazılacak bir şeyler varmış. Ama bugün öyle mi? Dünyada yazılacak ne varsa hepsi yazılıp bitmiş. Ben şimdi neyin şiirini yazayım ki? Bu düşüncelerle durmadan kafasını yoran zavallı adam sonunda hastalandı. Hiçbir yerde derdine çare bulacak bir hekim yoktu. Ama belki doğadaki bitkilerden, çiçeklerden, koca karı ilaçları yapan o yaşlı kadının kendisine bir yardımı olabilirdi. Yaşlı kadın bir tarlanın kıyısında küçük bir evde oturuyordu. Görevi tarlanın içinden geçen yolun başındaki çift kapısının atlılara, arabalılara açmaktı. Ama yaşlı kadının açtığı tek şey çit kapısı değildi. Yaşlı kadının arabasıyla sık sık oradan geçen, üstelik ünvanı için vergi ödeyen bölgenin hekiminden çok daha bilgiliydi. Genç adam içinden, "Mutlaka o yaşlı kadına bir görünmeliyim," dedi. Kadının oturduğu küçük evin içi hem temiz hem de derli topluydu. Ama dışarıdan bakınca ev çok iç sıkıcı görünüyordu. Çevresinde ne bir ağaç ne de bir çiçek vardı. Yalnızca giriş kapısının dışında balı çok işe yarayan bir arık alanı durmaktaydı. Bir de patates yetiştirmeye ayrılmış küçük bir yer vardı ki o da çok yararlıydı. Bir hendekteki ak diken çalısı artık çiçeğini dökmüş, meyve vermişti. Çakal eriği ya da güvem eriği denilen bu meyveyi daha don vurmadan tadarsanız, insanın dişlerini kamaştıran bir özelliği olduğunu saptarsınız. Genç adam, yaşlı kadının oturduğu evin önüne gelince, "İşte günümüzün şiirden yoksunluğunu sergileyen bir görünüş," diye düşündü. Yaşlı kadının kapısında genç adamın aklını geliveren bir düşünceydi bu. Büyük bir şey değildi belki ama düşünce düşüncedir. "İşte bunu yaz," dedi yaşlı kadın. "Unutma ki ekmek kırıntıları da ekmektir. Buraya ne için geldiğini biliyorum. Yazacak bir şey bulamıyorsun. Ama Paskalya gelmeden önce de şair olmak istiyorsun." "Her şey yazılıp bitmiş," diye yanıtladı genç adam. "Çağımız önceki çağlar gibi değil." Yaşlı kadın, "Haklısın," dedi. "Eskiden benim gibi koca karı ilaçları yapan kadınları odun yığınının üstünde yakarlardı. Şairler cep delik cepken delik dolaşırlardı ortalıklarda. Günümüzde ise durum iyi, hem de çok iyi. Ama sen çevreni doğru göremiyorsun. Kulağını da keskinleştirememişsin. Sanırım gece yatmadan dua da etmiyorsundur. Ortalıkta şiiri yazılacak, öyküsü anlatılacak bir sürü şey var. Elbette anlatma yeteneğin varsa. Aradığın konuyu yeryüzünün bitkilerinde, meyvelerinde bulabilirsin. Akarsulardan, durgun sulardan çıkarabilirsin. Ama bunu nasıl yapacağını, bir güneş ışınını nasıl yakalayabileceğini bilmen gerekir. Al, şu benim gözlüklerimi tak. Kulaklığımı kulaklığına koy. Duanı oku. Hiç durmadan kendini dinlemeyi de bir yana bırak." Bu sonuncusunu yapmak yaşlı kadının düşündüğünden çok daha güçtü. Genç adam gözlükleri, kulaklığı aldı. Yaşlı kadın onu patateslerin olduğu yerin ortasına götürüp eline de kocaman bir patates verdi. Patatesten sesler geliyordu. Bir şarkıydı bu. Daha da ilginci, şarkıdaki sözlerin patatesin öyküsünü anlatıyor olmasıydı. Öykü 10 bölümden, yani 10 dizeden oluşan sıradan bir öyküydü. Neydi patatesin söylediği o şarkı? Patates kendi ailesinin şarkısını söylüyordu. Patateslerin Avrupa'ya gelişi, başlangıçta acısını çektikleri yanlış değerlendirmeler,
sonra da bir külçe altından daha değerli sayılmaları. Kralın buyruğuyla bütün kentlerdeki belediyelerce halka dağıtılmaya başladık. Ne kadar önemli olduğumuz herkese anlatılıyordu. Ama hiç kimse inanmıyordu buna. Halk bizi nasıl dikeceğini bile bilmiyordu. Kimileri bir çukur kazıp bütün bir kile patatesi onun içine dolduruyor. Kimileri ise bir tanesini oraya, bir tanesini buraya toprağa gömüp her birinden bir patates ağacı yetişmesini bekliyorlardı. Bu şekilde dikilen patatesler yapraklanıp çiçeklenerek bir tür sulu meyve veriyor ama hepsi de sonunda solup gidiyordu. Hiç kimsenin kökteki asıl patatesleri, o nimeti düşündüğü bile yoktu. Sözün kısası, çok çile çektik. Yani atalarımız ile biz demek istiyorum. Arada ne fark var ki? İşte bizim öykümüz. Bu kadar yeter, dedi yaşlı kadın. Şimdi şu ak diken çalısına bakalım. Bizim de, dedi ak diken çalısı. Patateslerin ana yurdundan daha kuzeyde yakın akrabalarımız var. Norveç'ten Norveçliler geldi. Siz fırtına demeden batıdaki o bilinmeyen ülkeye doğru gidiyorlardı. Orada karların, buzların gerisinde çeşitli otlar, bitkiler, kara üzüm veren asmalar buldular. Don, bizim meyvelerimize olduğu gibi üzümleri de olgunlaştırmıştı. Norveçliler şarap ülkesi, yeşil ülke, ak diken ülkesi adlarını verdiler o ülkeye. Yani bugünkü Grönland'a. Çok romantik bir öykü, dedi genç adam. Yaşlı kadın, evet öyle diye yanıtladı. Sonra, gel şimdi benimle diyerek genç adamı arı kovanının yanına götürdü. Adam kovanın içine şöyle bir baktı. Aman o ne kaynaşma, o ne etkinlik. Kovandaki bütün geçitlerde arılar vardı. Kanatlarını yelpaze gibi kullanarak hava akımı yaratıp fabrikayı, yani kovanı serinletiyorlardı. Görevleri buydu onların. Az sonra dışarıdan, bacaklarında sepetle doğmuş olan başka arılar geldi. Getirdikleri çiçek tozunu silkip ayıklıyorlardı. Bundan da bal ile bal mumu yapılıyordu. Arılar sonra yine kovandan dışarı uçuyor, çok geçmeden de geri geliyorlardı. Bir ara arı beyi dışarıya çıkmak istedi. Ama bütün arıların ona eşlik etmesi gerekiyordu. Oysa şimdi bunun zamanı değildi. Ne var ki arı beyi dışarıya uçmakta ısrar edince öteki arılar onun kanatlarını ısırdılar. O da dışarıya uçmaktan vazgeçti. Şimdi şu toprak yığınının üstüne çık, dedi yaşlı kadın. Oradan yolun karşısındaki o insanlara bir bak. Amma da büyük bir kalabalık var orada, dedi genç adam. Öykü üstüne öykü. Bir koşuşmacadır gidiyor. İyice kafam karıştı. Neredeyse sırt üstü düşeceğim. Hayır, hayır. Geri çekilmek yok, dedi yaşlı kadın. Şimdi git o kalabalığa ve karış. Gözünü, kulağını aç. Açık yürekli olmayı da unutma. Merak etme, çok geçmeden bir şeyler bulursun. Şimdi ver bakayım geriye benim gözlüğüm ile kulaklığımı. Yaşlı kadın böyle diyerek gözlüğü ile kulaklığını geri aldı. Ama şimdi hiçbir şey görmüyorum, dedi genç adam. Hiçbir şey de işitmiyorum. O zaman sen Paskalya'ya kadar şair olamazsın, diye yanıtladı yaşlı kadın. Ya ne zaman olabilirim, diye sordu genç adam. Ne Paskalya'ya ne de Noel'e kadar. Anlaşılan sen yeni bir şey bulmayı öğrenemeyeceksin. Ne yapayım öyleyse şiirle geçinebilmek için? Karnavala katıl. O zaman orada şairleri bir güzel hırpalarsın. Ama onların yapıtlarını hırpalamak, onları hırpalamakla aynı kapıya çıkar. Onun için çekinme. Bütün gücünle saldır. Bunun karşılığında seni ödüllendirecek olanlar elbette çıkar. O ödüllerle de hem kendini hem karını geçindirirsin. Bunun üzerine genç adam, bir buluş işte böyle yapılır deyip şair diye kim varsa hepsine var gücüyle girişti. Çünkü kendisi ne kadar istese de şair olamayacaktı. Biz bu öyküyü o yaşlı kadından dinledik. Yeni bir şey nasıl bulunur? Çok iyi bilir o.